Merhaba. Bugün sıfat cümleciklerini yani relative clause'ları ya da diğer ismiyle adjective clause'ları göreceğiz. Normal şartlarda biz sıfatlarla herhangi bir ismi nitelerken tek bir sıfatla beautiful ya da good ya da işte clever gibi herhangi tek kelimelik sıfatlarla bir nitelerken bu sefer nitelemeyi bir cümleyle yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi İngilizce'de yine belirli kurallarımız var. Nedir bunlar? Onları görelim bakalım. Who, that, whom. İnsanları tanımlarken kullandığımız relative clause ya da relative zamirlerdir. The man, the German, the pair, the couple, the people, the staff. Manager, the football star, the president, the retired. My sister, the twins. My friends, our colleagues. Bunların tamamı insan. Biz bu insanları tanımlayacak olursak, bir cümleyle tanımlayacak olursak, bu cümlelerin başına who, that ya da whom kullanmak durumunda kalacağız. Aralarında fark var mı bunların? Tabii ki var. Who ile birlikte cümle ya da fiil kullanabiliriz. That, joker gibi zaten hemen her yerde kullanılabilecek. Bu yerine geçebilir. Cümle ya da fiil gelebilir. Bir de whom var. Ancak whom'la birlikte ya da whom'dan hemen sonra cümle kullanmak zorundayız. Direkt bir fiil gelemez. Birinci ayrıntımız bu. Tek başına whom'dan sonra herhangi bir fiil gelemez. Evet. Örneklerde bunu bir görelim. Tanımlanan İnsan. Neyle başlamış cümleciğimiz? Who won the cup? Ancak dikkat edelim. Burada who won the cup'ı hiç görmesek ana cümleye varabiliriz. The man is very talented. Adam çok yetenekli. Hangi adam çok yetenekli? Who won the cup? Yani hangi sorusuna biz bir cümleyle cevap verecek olursak bu relative clause cümlesi olacaktır. Bunu unutmayalım. Hangi adam? Şunu 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 yapan adam. Hangi insan? Bunu 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 yapan insan. Hangi futbolcu? Bunu 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 yapan futbolcu şeklinde cevap vermek durumundayız. Yani hangi sorusuna cevaptır relative clause? İkinci cümlemize bakalım. The president died. Başkan öldü. Başkan öldü. Hangi başkan? Who ruled the country for a decade? Yaklaşık 10 yıl boyunca ülkeyi yöneten başkan öldü. The manager resigned. Müdür istifa etti. Hangi müdür? That I met last week. Geçen hafta tanışmış olduğum müdür istifa etti. My sister has been promoted to a manager. Kız kardeşim müdürlüğe terfi etti. Hangi kız kardeşim? Whom I love most. En çok sevdiğim kız kardeşim müdürlüğe terfi etti. The couple went to Adana. Çift Adana'ya gitti. Hangi çift Adana'ya gitti? Whom we congratulated. Bizim tebrik ettiğimiz, kutladığımız çift Adana'ya gitti şeklinde. Örneklere bakıldığında ana cümle söz konusu, bir de cümle gibi görünen ama cümlecik diye tabir edebileceğimiz bir yapı, tanımlama cümleciği söz konusu. Adjective clauses yani sıfat cümlecikleri. İnsanları tanımlarken who, that, whom kullanacağız. Genel olarak dikkat edelim, genel olarak who, whom ya da that tanımlanan kişiden hemen sonra geliyor. The man who, the president who, the manager that, my sister whom, the couple whom ve whom'dan sonra mutlaka ve mutlaka cümle gelmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olalım. Peki insan dışı varlıklar için ne diyeceğiz? Which ve that'le bunları tanımlayabileceğiz. The flowers, the houses, the car, the roads, the schools, the methods, the language,
The cultures, the radiation, her hair, his tongue, computer, radio. Bunlar arasında herhangi bir insan söz konusu değil. Çiçekleri, evleri, caddeleri, kültürleri, dilleri, metodları tanımlayacak olursak bu tanımlamayı yaparken which ve that de yapmak durumunda kalırız. Which ve that'ten sonra clause da gelebilir, yani cümle de gelebilir, fiil de gelebilir. Örneklerimize bakalım. The house is very spacious. Evimiz çok ferah, havadar, geniş. Hangi ev? Which that I bought last week. Geçen hafta satın aldığım ev. Very spacious. Çok havadar. The methods. Metodlar. Are useful. Metodlar çok faydalı. Hangi metodlar? Which that our teacher undertakes. Öğretmenimizin uyguladığı, takip ettiği metodlar çok faydalı. The flowers, çiçekler. Are tulips, lale. Bu çiçekler lale. Hangi çiçekler? Which that my father grows. Babamın yetiştirdiği çiçekler, lale. The car is mine. Bu araba benim. Hangi araba? Which that was broken into yesterday. Dün içine girilen ya da hırsızların ya da çalınan ya da zorla içine girilen araba benim. The mistakes. The mistakes. Hatalar were nonsense. Were nonsense. Saçmaydı. Hatalar saçmaydı. Anlamsızdı. Hangi hatalar? Which ya da that were made by the manager. Müdür ya da idareci tarafından yapılmış olan hatalar çok saçmaydı ya da saçmaydı. Evet. Ne yapıyormuşuz? Who, that, whom. İnsanları tanımlarken kullanılıyor. Which, that. Cansız varlıkları ya da nesneleri tanımlarken kullanılıyor. Evet. Preposition bilgisi de gerektiren bir durum söz konusu devreye girecek şimdi. Basit preposition yani edat bilgisi bizim için aslında yeterli olabilir sınavlarda sorulduğu zaman. Karşımıza çıktığında çok panik yapmamamız gerekiyor. Nedir bu? Herhangi bir edat söz konusu olduğunda which ya da whom'un doğru cevap olabileceği özellikle hani sınavlarda which ya da whom'un doğru cevap olabileceği konusunda önceden fikir sahibi olalım. Preposition'la birlikte preposition'dan hemen sonra which ya da whom gelecek. Peki preposition bilgisi derken neyden bahsediyoruz? Share with. Share with alır mesela. Bad at, bir konuda kötü olmak. Shout at ya da to. Go out with. Rely on, upon. Depend on, upon. Interested in. Rate at. At nokta nokta rate de olabilir tabii ki. Şunun oranda. Situation in which. Birazdan devreye girecek bu. Culture in which. Buradaki inlerin situation, bu durumda, bu kültürlerde anlamını verebileceğini şimdiden bilelim. Level, yine seviye, bu seviyede. Process, in, by, through. Sınavlarda çokça karşımıza çıkıyor bu process. Process'i gördüğümüz anda in which, by which, through which'i işaretleyebilirsiniz diye söyleyebilirim burada. Evet. Şöyle bir durum söz konusu olacak. The girl, kız, I share my room with. Buradaki with tamamıyla share'e bağlı bir edattır. Unutmayalım, cümlenin herhangi bir yerindeki herhangi bir preposition süs eşyası değildir. Muhakkak ve muhakkak kendisinin bağlı olduğu herhangi bir fiil, herhangi bir sıfat ya da isim söz konusudur. Bunu unutmayalım. Kız. Hangi kız? Odamı paylaştığım kız. Share with. I share my room with a girl. Bir kızla odamı paylaşıyorum. Şimdi kızı tanımlayacağım. Whom'la dedim. Who'yla dedim. That'le dedim.
Şuraya da bir bakalım. Preposition söz konusu olduğunda, prep söz konusu olduğunda tabii ki with whom olmasını bekleriz ama burada with'i ayrı tuttuğu için whom, who, that olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Nasıl çevireceğiz bunu? Odamı paylaştığım kız düzenli. Peki şuraya bakalım. The girl with whom I share my room is very tidy. Odamı paylaştığım kız. Acaba burada with that olabilir mi? With who olabilir miydi? Hayır. Yani edatla birlikte which ya da whom kullanacağım derken aynen şu örnekte olduğu gibi with whom olmak durumunda. Yani with who ya da with that olabilemez. The student whom that who I shout at. Bağırdığım kız, bağırdığım öğrenci ağlamaya başladı. The student at whom demek durumundayız. Dikkat edin, cümlenin geri kalan kısmında herhangi bir preposition yok. Bir önceki cümleyle tamamıyla aynı. Değişen ne oldu? Whom, that ve who'yu tek başına kullanabilecekken söz konusu preposition olduğunda hemen kendisiyle birlikte sadece whom'u kullanabildim. Whom'u kullanabilmemin nedeni de söz konusu bir insanın varlığı. The system which that we depend on. Ne olacak bu? The system on which we depend. On that we depend olabilir mi? Asla. Demek ki ne yapacağız? Edatla birlikte, herhangi bir prepositionla birlikte ya da boşluktan önce herhangi bir preposition varsa ne olmasını bekliyoruz? Which ya da whom. That olabilir mi? Asla. Who olabilir mi? Asla. Şimdi hem who, which, that'ten sonra eğer bir cümle geliyorsa, daha doğrusu whom da vardı. Whom'u da hani whom'dan sonra cümle gelecekti. Eğer bir cümle söz konusu ise bunların atılmasını sağlayabiliriz. Nedir mesela? The girl who that whom I met. Yani özne artı fiil gelmiş. Yani cümle gelmiş. Eğer bir cümle gelmiş ise ben buradaki who, that ve whom'u atabilirim. Özellikle paragraflarda, özellikle anlamcı en yakın sorularda ve çevirilerde çokça, sıkça karşımıza çıkan yapılar bunlar. Bunun ayırt edilmesi nasıl olur acaba? Bir tarafta the girl, bir tarafta I. Yani iki tane özne yan yana gelmişse, iki tane isim yan yana gelmişse burada bir tanımlama olduğunu düşünebiliriz. Yani who atılmış, that atılmış ya da whom atılmış, belki de which atılmıştır. The girl I met. Tanıştığım kız. Dün tanıştığım kız çok uzundu. The books which ya da that I have read. Dikkat edin, which ya da that'ten sonra cümle gelmiş. Yani herhangi bir cümle söz konusu olduğunda bunun bir relative clause kısaltması olabileceğini, yapılabileceğini bilmemiz gerekiyor. The books I have read. Okuduğum kitaplar. Hem kitaplar gelmiş hem de I gelmiş yan yana normal şartlarda düz cümlelerde böyle bir şey mümkün değil. Ama okuduğumuz cümlelerde eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız demek ki burada bir tanımlama, bir relative clause cümlesi söz konusu. The books I have read. Okuduğum kitaplar. Yani the books which I have read anlamına gelecek. Okuduğum kitaplar anlaşılmak için çok zor. The flowers I picked were very beautiful. Kopardığım çiçekler çok güzeldi. Evet. When. Tabii daha önce zaman bağlacı olarak görmüştük bunu. Ancak relative clause'larda tanımlama yaparken bu sefer when'le bir zamanı belirtmeye, tanımlamaya çalışacağız. Nedir 1923? Ice Age, buz devri.
Ancient Times, eski antik zamanlar, 1980s. Yani 1980s, 1980s. Sundays. Hard times, zor zamanlar. Şimdi bu tanımlama söz konusu olan yapımız neyi içeriyor? Zamanları içeriyor. Biz zamanları tanımlarken bu sefer when kullanacağız. When'in de eşit ya da aynı anlama geldiği durumlar söz konusu. Nedir? In which, on which, at which, during which, after which, her türlü zaman ifadelerinden önce kullandığımız edat ne varsa hepsiyle birlikte which'i kullanabilecek durumdayız. Ve kendilerinden sonra mutlaka ve mutlaka cümle gelmek zorunda. Örnek. 1980. Yani 1980. When I was born. When I was born. Şöyle yapacağız. 1980 yılı hangi edatı alır? In mi? On mu? At mi? Tabii ki in 1980 diyoruz. 1980 yılında. O zaman when yerine bu sefer ne kullanabiliriz? In which. Tanımladığımız zaman, şurada bakalım, tanımladığımız zaman hangi edatı alabiliyorsa onunla birlikte which'i kullanabiliyoruz. Hani buradaki in, on, at, during ve after gibi edatlar tanımladığımız zamanın alabileceği edatlardır. 1980, which I was born in. Az önce söylediğim şeye geliyor. Herhangi bir preposition, herhangi bir edat cümle içerisinde var ise mutlaka bağlı olduğu bir nokta vardır. Bir yapı vardır. O da which. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Sunday. Mesela gün. Biz normal basit düzeyde bir İngilizce ile konuştuğumuz zaman on Sunday diyoruz. When we all go out with our family, it's very boring. Bu sefer Sunday, yani pazar gününü tanımlarken on which diyeceğim. In which olur mu? Olmaz. At which olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Sunday ya da günler kendilerinden önce on alabilir. Sunday, which we all go out with our families on. Buradaki on süs eşyası değil, tamamıyla which'e bağlı, on which gerektiren bir önceki cümlede olduğu gibi preposition'dır. Ice Age. Tabii çağ olunca, dönem olunca bu durum daha fazla edatı gerektirebilir. In which de olabilir, during which de olabilir. Yani buz çağı boyunca, buz çağında dediğimizde. On olabilir miydi on which? Asla olamaz. In which olacak ya da during which olacak. Breakfast time. Yani şimdi kahvaltı zamanında değil, at breakfast diyoruz. Çünkü normal konuşma dilinde basit düzeyde bile at breakfast diyoruz. Breakfast time at which ya da kahvaltı sırasında boyunca dediğimizde during which demek durumundayız. Dolayısıyla nasıl bir mantık gelişecek? When söz konusu olduğunda when hani eşittir neyle eşit? In which, on which, at which, during which, after which. Tanımadığımız zaman neyse onun alabileceği herhangi bir edat söz konusu olduğunda onu which ile kullanıyoruz. When ile kullanmıyoruz. Which ile kullanıyoruz. Where. Aynı mantık burası için de geçerli. Bu sefer where ifadesi tanımlanan bir yer söz konusu olduğunda olacak. Antakya. Our house. The school, the country, the trees, the culture, conditions, koşullar. In which olabilir, on which olabilir, at which olabilir, behind which olabilir, in front of which olabilir. Bunların hepsi tanımlamalarda rahatlıkla görebileceğimiz yapılardır. Daha önce when'de aynı şeyi söylemiştik. Herhangi bir zaman hangi edatı alıyorsa onunla birlikte which'i kullanırız. In which, on which, at which gibi. Burada da
Antakya, our house ya da the school, bunların alabileceği herhangi bir edat neyse, herhangi bir edat neyse onunla birlikte which'i kullanabiliriz. Örneklerde görelim. Ve unutmayalım, when'den sonra nasıl fiil gelmiyorsa, cümle gelmek zorundaysa, where için de aynı şey geçerli. Cümle gelmek zorunda, yani direkt fiil gelemez. The house, ev. Where I was born. Doğduğum ev. Was very beautiful. Ben evde doğmuş isem, in which I was born. Ya da ne yapabilirim? Which I was born in. Yine buradaki in süs eşyası değil, which'e ait olan edattır. The restaurant. Günlük konuşma dilinde zaten at the restaurant diyebiliyoruz. Where we ate fish, balık yediğimiz restaurant, was very expensive. The restaurant at which we ate fish was very expensive. The restaurant which we ate fish at. Buradaki at de süs eşyası değil, which'e bağlı. Acaba şöyle bir şey olabilir miydi? Where we ate fish at olabilir miydi? Asla olamaz. Eğer burada bir edat söz konusu ise which'i tercih etmek durumundayız. The trees, ağaçlar. Under which we used to run and enjoy. Koştuğumuz, keyfini sürdüğümüz ağaçlar değil, ağaçların altında demek ki çok eğleniyorduk, keyfini sürüyorduk. Değil mi? Work cut kesildi. Ağaçlar kesildi. Hangi ağaçlar kesildi? Eskiden altında koştuğumuz ve keyif sürdüğümüz ağaçlar kesildi. The store, mağaza. In front of which, önünde beklediğim mağaza. For hours, saatlerce önünde beklediğim mağaza is very old, çok eski bir mağazaydı. The culture, yani bu kültürde deriz ya. In which we live is very colorful. İçinde yaşadığımız kültür çok renkli, çok farklı bir kültür. Evet, whose? Eğer seçeneklerde whose var ise lütfen önce ona gidiniz. Ve boşluğa my, your, his, her gibi iyilik sıfatlarını koyunuz. Eğer anlamda bir bozulma yok ise direkt whose'u işaretleyebilirsiniz. Direkt, hiç düşünmeden, sorgulamadan. Aitlik bildiriyor. Who'dan sonra isim geliyor. Ama bunun diğer bir versiyonu da the noun of which ya da of whom. Of which ya da of whom dediğime göre unutmayalım. Which cansız varlıklarla, whom insanlarla birlikte kullanılıyordu. Bunu es geçmeyelim. Dikkat edelim. My niece. Kız yeğen. Whose hair is fair? Studies medicine at Çukurova University. Önce ana cümleyi bir bulalım bakalım. Yeğenim Çukurova Üniversitesi'nde tıp okumakta. Saçları açık olan, düz olan yeğenim. Onun saçları. Ne gelmiş whose'dan sonra? Hair gelmiş. Hair gelmiş. Whose hair? Onun saçları fair. Ana cümleye dikkat edelim. My niece studies medicine at Çukurova University. Yeğenim Çukurova Üniversitesi'nde tıp okur. Hangi yeğenim? Saçları düz ya da kumral olan yeğenim diyebilirsiniz. My niece. The hair of whom? Söz konusu insan olduğunda dikkat edelim. The ve isim ve of whom'la birlikte. The hair of whom. Bir önceki cümleyle birebir aynı. The car whose door broke down has been fixed. Camları kırılan araba tamir edildi. The car, the door of which. Aynı bir önceki cümleyle tamamıyla aynı. Şu the'lara
dikkat etmekte fayda var. Yani bir the artı noun olursa of which ya da of'um gelebileceğini tahmin etmekte fayda var. Ne zaman of'um, ne zaman of which gelecek bunu bilmek oldukça kolay. Eğer söz konusu insan ise of'um, söz konusu cansız varlık ise of which. The country whose resources, kaynakları, ülkenin kaynakları, whose iyidir. O zaman the resources of which dediğimizde herhangi bir anlam karmaşasına sebep olmayız. Bence sınavlarda en çok karşımıza aslında çıkabilecek ve de rahatlıkla doğru cevaba gidebileceğimiz yapılardan biri bu. Yani miktar ifadeleriyle birlikte relative clause kullanımı. Nedir bunlar? Her türlü miktar, bu sum olabilir, many olabilir, a lot olabilir, three olabilir, most olabilir, few, one olabilir, little olabilir, hiç önemli değil. Her türlü miktar ifadesinden sonra gelebilecek 3 seçeneğimiz var. Of which, of whom ve of whose. Whose mantığını söylemiştim zaten. Yani eğer bir iyilik, bir aitlik durumu söz konusuysa, hani boşluğa my koyduğumuzda, your, his, her, its koyduğumuzda eğer bir anlam değişikliği olmuyorsa doğru cevap zaten of whose'dur. O konuda sıkıntımız yok. Ama burada önemli olan şu. Herhangi bir miktar ifadesinden sonra gelebilecek 3 yapının olabileceği. Başka yapı da gelmez. Örnekte görelim bunları. There are many books. Bir miktar söz konusu, bir sürü kitap var. Most of which are very old. Ki bunların çoğu nedir? Eskidir. I have a lot of friends. Çok sayıda arkadaşım var. One of whom, ki bunların bir tanesi doktordur. Dikkat edelim burada. Daha önce şunu söylemiştim. Tek başına whom'dan sonra fiil gelmez, gelemez. Ancak miktar ifadelerinde bu durum öyle değil. Fiil gelebilir. A little. A little. I have much money. Çok param var ki bunun bir kısmı birazı bankada. I read many books. None of which is postmodern. Bunların hiçbiri postmodern değil. Bir sürü kitap okudum ki bunların hiçbiri postmodern değil. Bu yapılara baktığımızda most miktar ifadesi, one miktar ifadesi, a little miktar ifadesi, none miktar ifadesidir. Of which, of whom, of which, of which şeklinde yapılar gelmek zorunda. Evet. Kısaltmaya geçeceğiz şimdi. Relative clause kısaltmaları en kolay kısaltmalardan diyebiliriz. En kolay kısaltmalar olmasının sebebi gerund infinitive konusunda da bir daha karşımıza çıkacak. Aktif ya da pasif ayrımı yapabilmektir. Yani tek başına verb ing aktif yapı, having fiilin üçüncü hali aktif yapı. Tek başına fiilin üçüncü hali, having been fiilin üçüncü hali ve being fiilin üçüncü hali passive yapı. Eğer böyle bir şey karşımıza çıkarsa ki her sınavda neredeyse karşımıza çıkıyor, aktif, passive her yerdedir felsefesinden yola çıkarak bu ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. Genel olarak kısaltmayı yaparken bu gördüğümüz yapılarla yapıyoruz. Nasıl yapacağız peki? The boy is my son. Çocuk benim oğlum. Hangi çocuk? Who is running? Koşan çocuk. Koşan çocuk. Burada bir aktif mi, pasif mi durum söz konusu? Önce ona bir bakalım. Who is running dediğine göre koşulamayacak, koşan olduğuna göre burada bir aktif durum söz konusu. Şuraya baktığımızda aktif kısaltma yaparken verb ing ya da having fiil üçüncü hali yapacağız diyordum. Dolayısıyla ki who ya da which gibi relative pronouns'ları da atacağız. Bunu unutmayalım. Ne kalacak geriye? The boy running. The boy running. Koşan çocuk. Is my son.
The boy, çocuğu tanımladık. Nasıl tanımladık? Verb ing ile. Yani ilk takısı almış fiille tanımladık. Zaman burada çocuk koşmuş oluyor. Koşan çocuk. Ne oluyor? Benim oğlum oluyor. My sister, who has taught for years, was appointed to Ankara. Kız kardeşim. Yıllarca öğretmenlik yapmış olan kız kardeşim Ankara'ya atandı. Yıllardır kız kardeşim acaba öğretmenlik yapmış mı, ona yapılmış mı? Tabii ki burada fiile baktığımızda aktif olduğunu görüyoruz. Bir de perfect bir durum söz konusu olduğu için de having taught. Unutmuyoruz. Şuradaki for ifadesi perfect yapı gerektiriyor. Having taught. Yıllarca öğretmenlik yapmış kız kardeşim Ankara'ya atandı. Önemli olan burada aktif pasif ayrımı yapabilmektir. Bunu unutmayalım. Başka bir örnek daha görelim. The building, bina, which was built in 1980 will be pulled down. 1980 yılında inşa edilmiş olan bina yıkılacak. Bina inşa etmiş mi, edilmiş mi? Edilmiş tabii ki. O zaman pasif bir kısaltma yapacağız. Pasif kısaltma yaparken yine who ve which'leri atacağız tabii ki. Nasıl olacak? The building built in 1980 will be pulled down. Ya da bu bina daha önce inşa edilmiş olduğu için having been built diyebiliriz. Hemen şuraya bakıyoruz. Having been built. Eğer ana fiilden daha önce gerçekleşmişse relative clause içerisindeki fiil, bunu having fiilin üçüncü hali ya da having been fiilin üçüncü haliyle ifade edebiliriz. Ama aktif pasif ayrımını asla unutmayacağız. Diyeceğiz ki bina inşa etmez, edilir. O zaman ya fiilin üçüncü hali, past participle ya da having been fiilin üçüncü halini kullanmak durumunda kalacağız. Özellikle being fiilin üçüncü hali geniş zamanda, şimdiki zamanda kullanılır. The house which is being painted is mine. Şu anda boyanan ev benim. The house being painted. Buradaki being painted'ten eylemin şu anda yapılıyor olduğunu anlayabiliriz. Unutmuyoruz. Reduce clause kısaltması yaparken asla ve asla which söz konusu değil. Burada örneklerde gördüğümüz gibi which'leri de atıyoruz. Kısaltmayı yaparken verb ing, having been üçüncü hali, aktif durumlarda verb 3 yani past participle ya da having been fiil üçüncü hali ya da şimdiki zaman için özellikle being fiil üçüncü halini kullandığımızda kısaltma yapmış olacağız. Which, that, whom vesaire kesinlikle ve kesinlikle olmayacak kısaltmalarda. Başka bir kısaltma yapımız daha var. Bunların örnekleri ya da ipuçları oldukça kolay, akılda kalabilecek şekilde. The first, ilk. The best, en iyi. Yani aslında the süperlatif ifadesi diyebiliriz. The last, en son. Something, nothing, somewhere, nowhere, anybody, the only, somebody. Bunun örneklerini ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Bu durumlar söz konusu olduğunda relative clause kısaltması yapacak olursak bunları to ile yapmak durumundayız. Örnek. I am always the first. I am always the first who leaves home. Aktif pasif de bizim için önemli burada. Evden ilk ayrılan her zaman benim. Evden ilk ayrılan her zaman benim. The first söz konusu ise bunun kısaltmasını yaparken to ile yapacağız. I am always the first to leave home. Evden ilk ayrılan benim. Birebir aynı anlamda. Russia is the second country. Rusya ikinci ülkedir. Which sent a probe. Yani uydu gönderen uzaya ikinci ülkedir Rusya. Buradaki which'i atacağız. Yerine to getireceğiz. Russia is the second country to send a probe. He is the only person that I can trust. Güvenebileceğim tek insan o. Buradaki the only ifadesi bize to'yu gerektirecek.
is the only person to trust. Güvenebileceğim tek insan o. I need something. Bu arada something, everything gibi ifadelerde eğer tanımlayacak olursak bunu which ile değil her zaman that ile tanımlarız. Bunu da unutmayalım. I need something that I can. Which I can open olmaz. İlla that olacak. I need something that I can open the door with. I need something to open. Something to open the door with. Is there anything that I can help? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Is there anything to help? İpucumuz burada tabii ki anything'in ta kendisi. Evet. Konumuz bitti sayılır. Sadece soru çözümünde dikkat etmemiz gereken belirli noktalar var. Nedir bunlar acaba? Whom, when, where, whose, in which, at which, on which, during which, in front of which, under which, behind which, hiç önemli değil. Bu yapılardan sonra direkt fiilin yalın hali ya da fiil gelmez. Bu yapılardan sonra her şekilde cümle gelmek zorunda. Yani özne artı fiil gelmek zorunda. Of which, of whom, that, which ya da who. Kendilerinden sonra cümle de alabilir, fiil de alabilir. Bunda dikkatli olmamız gerekiyor. Virgülden sonra that gelmez. Hani that'i joker olarak konuşmuştuk az önce. Dedi ki that who yerine de kullanılabilir, whom yerine de kullanılabilir, which yerine de kullanılabilir. Belki yer tanımlarken de kullanılabilir vesaire. Ancak herhangi bir virgül söz konusu ise virgülden sonra that asla gelemez. Kısaltma yaparken eğer virgül söz konusu ise virgülden sonra to asla gelmez. Virgülden sonra herhangi bir ana fiil yani tense ya da modal özne artı fiil, özür diliyorum direkt fiil gelmez. Yani Ahmet virgül is my uncle diyemezsiniz. Ahmet virgül can you play football diyemezsiniz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani soru çözümlerde virgülden sonra ne that gelebilir, ne to gelebilir, ne de tense, modal, ana fiil gelebilir. Ama dikkat diyeyim size. Evet. It wasn't until. Normal şartlarda virgülden sonra that gelmez ama bazen karşımıza şu yapılar çıkıyor. Ey hocam virgülden sonra that gelmiş. Nasıl oluyor bu? Birinci yapıya baktığınızda it wasn't until, it was after, it wasn't before, it was before herhangi hiç önemli değil. Burada bir virgül söz konusu ama burada bir rhotic clause söz konusu değil. Biz virgülden sonra that gelmez dediğimizde rhotic clause soruları için geçerli diyoruz buna. Aman dikkat. Evet. Özellikle cümle tamamlamalarda karşımıza sıkça çıkabilecek yapılar. Eğer cümle bitmemiş ise biz tanımladığımız ismi relative clause'la devam ettirmek zorundayız. Yani some of whom, some of which gibi. Virgül cümlenin bittiğini göstermez. Bitmediğini, cümlenin devam ettiğini bize gösterir. Eğer cümle bitmişse, nokta varsa, but varsa, end varsa, noktalı virgül varsa bu sefer asla ve asla relative clause kullanamazsınız. Some of them, some of it gibi yeni bir cümleye başlamak durumundasınız. Bunu en iyi örneklerde görebiliriz. I have many friends. Bir sürü arkadaşım var but. But dediği anda bundan itibaren hani yeni bir cümleye başladığımız için asla ve asla relative clause kullanamazsınız. Bunun yerine normal şartlarda işte zamir ya da sıfat vesaire kullanmak durumundasınız. None of them, but none of them, none of whom diyemeyiz. I have many friends, but none of them is around here nowadays. Ama bunların hiçbiri bugünlerde burada da değil. I have many friends, virgül, aman dikkat, cümle bitmemiş, devam ediyor. None of them. Bu sefer none of them diyemezsiniz. İlla ne yapmak zorundasınız, ne kullanmak zorundasınız? Relative yapısını
kullanmak zorundasınız. None of whom is around here nowadays. Tekrar söylüyorum, eğer nokta, herhangi bir bağlaç ya da noktalı virgül söz konusu ise siz relative clause'la devam edemezsiniz. Bir örnek daha bunu görelim. There are a lot of restaurants. Bir sürü restoran var. And many of them are very expensive. Ve bunların çoğu çok pahalı. Şimdi and olmasa, bunun yerine virgül olsa many of them değil, many of which kullanacağım. Many of which kullanmak durumundayım. Onun için bazen özellikle cümle tamamlama sorularında bu karşımıza çıkarsa eğer, çeviri yaptığımızda her ikisi de doğru, her ikisi de mantıklı. Hayır, ne yazık ki İngilizce'de öncelikle yapıya bakmak zorundayız. Bu disiplinden kopmamamız gerekiyor. Unutmayalım, İngilizce biraz da matematiksel bir dil. Bütün dillerde var bu aslında ama özellikle İngilizce'de çok belirgin. Çeviri yapacak olursak belirli durumlarda direkt yanlışa gideriz. Ama yapıya bağlı kalırsak, yani disiplinden kopmazsak eğer, her zaman doğru yolu bulacağımızdan ben eminim. İyi çalışmalar arkadaşlar.